Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün profesör ekonomi profesörü İbrahim Öztürk'ten beraberiz. Ondan son yapılan inşaat, ev satın alma üzerine kolaylıkları konuşacağız. Ondan sonra da bir dönem iyi gittiği söylenen ekonomi nasıl bu hale geldi? iyi konuşacağız çünkü e, değişmeyen bir insan var o değişmeyen insandan sistemin nasıl değiştiği esasında kimsenin tartışmadığı esas tartışılması gereken e, konu bu sadece ekonomi açısından değil işte NATO ile bir sorunumuz yokken Avrasyacı olan bir başbakan Avrasya ile sonra bir sorunu yokken şimdi NATO'cu olmaya çalışan bir başbakan var bu sadece ekonomide değil e bu kalamın başbakan gibi bir bir başbakan var. Yani işte Suriyelileri göndereceğim deyip iki gün sonra canım onlar benim kardeşim diyen işte e, Esad Esed arasında sıkışmış e, bir başbakan var. O yüzden tartışılacak çok konu var. Yani bir insan değiştikçe ülkenin yönetimi de değişiyor. Sadece etrafından etrafındakiler değişmiyor. Kendi kafa yapısı da değişiyor. Yani biz bir deneme tahtası ülkesi noktasına geldik gibi geliyor bana. Şimdi bu inşaat işi e, esasında AKP'de en çok tartışılması gereken e, Ali Babacan'ın da ekonomiden sorumlu bakanlığı döneminde e, Erdoğan'dan son tartışması e, diyebileceğimiz bir nokta. E, biz bunu hep esasında televizyonlarda, yazılarda işte Canım şuraya ne havalanı gerek vardı işte şuraya şunu niye yaptın işte İstanbul'u üçüncü niye yaptın üzerinden yollar falan filan diye tartıştık esasında tartışılması gereken bir başka konu vardı o da tamam Türkiye'nin ciddi bir ev eksiği var ama bu ev eksiği yüzyıllık plan hesaplanarak mı yapılıyor? Yüzyıllık plandan kastım şu, e, bunun en büyük tartışması bana göre e, Paris'teki Şanzelize'nin e, bulunduğu o geniş gidiş geliş yoldur. Bu 1800'lerde falan belediye başkanı tarafından yapıldığında adama söylemediklerini bırakmıyorlar, yerden yere vuruyorlar. Fakat yüzyıllık bir plan, Paris yüzyıl sonra nasıl olacak, turizm nasıl olacak, şu nasıl olacak diye bir plan yaptığından ne kadar haklı çıktığı bugün belli oluyor. Yüzyıllık plan belediyelerin işidir. O yüzden mesela İstanbul'daki trafiğin sökülünü çözülmesi için tahmin edeceğinizin 10 misli falan evin yıkılması lazım. Çünkü atıyorum 1900'lerde belediye şöyle bir hesap yapmıyor. İstanbul'un 100 yıl sonra e, nüfusu ne olur? Ona göre ne kadar daha sokak lazımdır? Bu 100 milyon 100 yıl sonraki nüfusa göre kaç kişi daha araba sahibi olur? Tabii 100 yıl önce yapılan hesapta kadınların araba kullanacağı falan filan hiç hesaplanmıyor. E, o kadar arabaya ne kadarlık bir sokak genişliği şehir içinde lazım olur? Bunlar hiç hesaplanmamış. O yüzden İstanbul'un bir kere ara sokaklarının darlığı 5 yıllık plandan falan yapılmış. Bunlar çok belli. Çünkü yatak odanızda soyunduğunuzda son 30 yılın 40 yılın inşaatıyla karşı tarafta soyunan insanı perdeyi kapalı tutmazsanız tesadüf eseri açık bıraktıysanız birbirinizi seyredecek haldesiniz. Dağılmamış bir şehirleşme bir felaket yani. Tabii bu arada akıl almaz bir şekilde bu son 15-20 yılda İnşaatlar yapıldı. Hepsi şehir merkezine yapıldı. Ve bunun bir kısmı nedense o AKP döneminde insanlar zenginleşince çok lüks daireler oldu. Bunların sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi değil Diyarbakır'da mesela anormal lüks daireler oldu. Bunu nereden biliyorum? Diyarbakır'a fuara gittiğimde arkadaşlarla o dönemde konuştuğumuzda o lüks dairelerin büyük bir kısmının elde kaldığını satacak insan olmadığını. Çünkü zengin zenginleştikçe fakir sayısının arttığı bir ülkedeyiz. Şimdi İbrahim konuşacak derken tabii ben her şeyi anlattım galiba ama bunları soracağım tabii. E, konu bu. Şimdi şöyle bir son alınan kararlan işte faiz kararı ev, rahat ev olacak kararlan benim anladığım Türkiye nüfusunun yüzde ev sahibi Geri kalan %50 için herhalde ev sahibi için yapmadılar bu yeni kararı. Ee, geri kalan %50 için evi olmayanlar için yaptılar. Benim anladığım kim bundan sonra bir ekonomi planı yaparsa yapsın bir 20-30 yıl o evsizler Türkiye'de bir daha ev alamayacaklar gibi gözüküyor. Benim bu plandan ve Türkiye'nin gidişatından anladığım bu. Evet. Son bu alınan kararları e, bir bize açıklayabilir misin İbrahim Öztürk? Yani bu Erdoğan tabi e, bir, bir her zaman Erdoğan e, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama her zor dönemde oturuyor bir hikayeye tutunayım diyor. O hikayeyi değiştirebilirse değiştiriyor, siyasette, ekonomide değiştirebilirse değiştiriyor, değiştiremezse Süre gelen bir hikayeye yeniden sarılıyor, yapışıyor adeta. Şimdi şöyle düşünelim, yani Erdoğan'ın e, ülkesi e, 2008-2009 küresel krizinden beri 25 oranında küçüldü. Aynı oranda Avrupa'daki e, ülkelerde yüzde 30'lara varan oranda büyümeler var. Bulgaristan yüzde oranında büyümüş. Böyle bir yapıda kişi başı gelir 12.500 dolardan 8.000 dolara düşmüş ve işte sizin dediğiniz aslında hikaye bu lüks konutlar bu 2000'li yıllarda kaydedilen kişi başı gelirdeki hızlı yükselişin ve 2000'li yılların başında yapılan reformlardan sonra gelir dağılımındaki göreceli düzelmenin verdiği moral ve oradan yola çıkarak yapılan projeksiyonlara göre... Ya artık e, orta ve üst gelirli e, kesime yeterince lüks ev yaparsak bu önümüzdeki dönemde satılacak projeksiyonla dayanıyordu. Evet. Şimdi Erdoğan sapıtmasaydı ve bu dediğimiz 12.500 dolar 8.500 dolara gitmek yerine o dönemde açıklanan planlardaki gibi diyelim ki 20.000 dolara doğru gitmiş olsaydı muadil ülkelerde olduğu gibi benzer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin at başı yarışa girdiği 2000'li yılların başındaki 15-20 tane ülke var. Türkiye ile birlikte kişi başı gelirinin 4000 dolarla 6000 dolar arasında olduğu bir grup var. Erdoğan iktidara geldiğinde. Ben geçen onları iyi ibret olsun diye aldım o ülkeleri Ahmet. Merak ettim ya Türkiye'de 2003 yılında Türkiye'nin içinde olduğu bu grup şimdi nerededir diye. Öyle ya aynı yerdeydi. Aynı dünyada yaşıyoruz. Evet. Ve çok ibret verici bir şey. O 4000 dolar ve 6000 dolar arasında geliri olan o 20 civarındaki o ülke'nin Türkiye o dönemlerde en üst tabı 6000 dolara yakın yerlerindeydi. 5000 dolara yakın yerlerindeydi. Bugün grubun dibine çakılmış durumda. Ve o ülkelerden Doğu Avrupa'dakiler e, almış başını gitmiş, Asya'dakiler almış başını gitmiş. Dolayısıyla 20 senenin sonunda o gruptan tabir caizse Türkiye düşmüş aslında. Ve bunların hepsi bizim esasında ülke olarak da küçümsediğimiz ülkeler değil mi? Aynen öyle. Yani 2000'li yıllarda Erdoğan geldiğinde deseydin ki Türkiye şu grubun içinde bakın aynen bu dinciler şöyle bir tepki verirdi. Tahmin ediyorum o gruptan geldiğim için. İşte buyurun. Kemalist laiklerin ülkeye getirip içine soktukları ülke grubu bu. Üçüncü dünyanın içine gömmüşler Türkiye'yi. Türkiye şimdi emin ellerde bu grubu tabii ki fersah fersah geride bırakacak. Bak daha yeni Erdoğan yine arsızca 2023 seçimleri bir Erdoğan seçimi değil. Türkiye'nin ilk 10 ülkeden biri olup olmamasının kararının verileceği seçimdir. Yani beni seçin ki bu davamız devam etsin diyor. Halbuki Erdoğan bırak dünyadaki ilk 10 ülkenin herhangi bir yerine girmeyi 16. ülke statüsünden 22. ülke statüsüne 22. geri kaymış. Yola çıkarken beğenmediğimiz ülke grubundan da düşmüş. Evet. Dolayısıyla e, e, yani projeksiyonlar orada saptı. Lüks konutların elde kalmasındaki bir hikaye bu. Ama sadece o mu? Yani Türkiye'nin o temel projeksiyonu Kabul edelim yani bir ülke 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık plan ve projelere göre yönetilir. Ve bunların güven vermesi ölçüsünde, feasible olması ölçüsünde, gerçeklere istinad etmesi ölçüsünde iktisadi bireylerin, aktörlerin, yatırımcıların, girişimcilerin davranışlarını değiştirir. Hatta bizim gibi sıradan vatandaşların tasarruf kararlarını değiştirir geleceğe yönelik optimist mi pesimist mi bakıyoruz bu kararlarını değiştirir. Şimdi ev sahibi olma konusunda Almanya alıp başını gitmiş durumda mı? Mesela evet. burada Türkleri görüyoruz. Can hıraş ev satın almak istiyorlar. Aynı kültürle. Almanlar diyorlar ki ya burada bu ülkede bu kadar da ev sahipliği önemli değil. İnsanlar kirada yaşıyor. Nedir bu can hıraş ev alma şeyi? Çünkü evi güvence olarak görüyoruz. Evet. Almanlar sistemi güvence görüyor, işini güvence görüyor, çalıştığı şirketi güvence görüyor. Kendi donanımının piyasada iş getiren kapasitesine, kabiliyetine güveniyor. E biz de bunlar olmadığı için başımızı sokalım diyoruz. Şimdi Herkes Avrupa, ev almaya çalışıyor. Avrupa e, ev olayını rantiye olmak için almıyor. Çok güzel, evet. Bizde ciddi bir kesim rantiye var bir de. Yani bu yüzde %50 ev sahibi dediğimiz e, olay esasında çok gerçekçi bir rakam değil. Çünkü o %50'yi şöyle yapıyoruz. Yani satın alınmış işte şu kadar ev var bu da %50'ye tekabül ediyor. Oysa bu %50'nin büyük bir kısmı aynı kişilere sahip. Ben Trabzonluyum. Trabzon'da çok akrabam yaşıyor, dostlarım yaşıyor. Mesela diyorlar ki Trabzon'da biliyorsunuz Trabzon'da hiç olmayan bir şey oldu. Karadeniz'in tümünde ilçeleri dahil olmak üzere bir şey oldu. O denizden çıkar çıkmaz sert bir şekilde yükselen o dağların vadilerin arasına normalde hiç ev yapmasın dere yatağıdır. Doğru mu? Evet. O dere yataklarında sellerin, yağmurların nasıl felaketlere sebep olduğunu defalarca yaşadık. Şimdi oralarda birkaç kat bile ev yapmayacağın yerde şimdi 10 kat, 20 kat İnşaatlar var ve tanıdığım insanlar diyorlar ki bu inşaatların böyle siti halinde İranlılar Katarlılar alıyor ve oradan ikinci ticarete sokuyorlar bunlar. yani dediğin doğru konut sahipliğinde bir konsantrasyon var tabana yayılmıyor o ama zaten bu şekilde ifade ettiğimiz için konuyu yani bir spekülasyon odaklı koyduğumuz için sorunun temeli böylece ifade edilmiş oluyor. An itibariyle Türkiye'deki konut sektörünün nedeni şudur. Yani Erdoğan ve arkadaşlarının hayata ekonomiye katma değer yaratmaya küresel rekabete bakıştaki tüm zihni çarpıklıklarının kodlarını barındıran bir soruna tekabül ediyor. Almanya'da siz ev aldığınızda satarsanız spekülasyon vergisi var. Şahsınız kullanır da 3 sene sonra satarsanız birinci ev olduğu için vergisi yok. ...kiraya verirseniz 10 sene sonra satarsanız... ...vergisi yok. Ama bu arada alsat için... ...konut aldığınız zaman... ...acayip e, caydırıcı vergisi var. Mirasta ee, bile akıl almaz bir vergi var. Yani. Evet. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de... E, ...Erdoğan maalesef e, konu e, ...herkes tartışıyor... ...ve şimdi çok daha da e, belirgin oldu. Yani e, bir... E, Esas omurga iktisat politikalarındaki temel yanlış tercihlerinden sonra hani şey vardır ya da, e, cephede yenilen Osmanlı padişahı e, vezire sormuş ya biz niye yenildik diye. O da demiş ki Sultanım yaklaşık 48-50 tane sebebi var ama birincisi şu, cephanemiz bitti. O da demiş ki tamam geri kalan 49'unu saymana gerek yok. Cephanemiz bitti diyorsun. Konu bitmiştir. Şimdi Erdoğan niye bu konut sektörü buraya geldiğinde iki tane temel yanlışı var ki hani adalettir madalettir o liyakatsiz rekabete kapalı yandaşak aktarılan oralara girmiyorum. Onların dışında politika, iktisat politikası bağlamında yaptığı iki temel yanlış daha sonraki tüm yanlışları sürüklüyor. O iki yanlıştan birisi Faiz sebep enflasyon sonuçtur yaklaşımı ve buna düşünün affedersiniz hançeresini yırtarcasına camilerde böğüren yüzlerce 75-80 yaşındaki milli görüş hacısı hocası bugün o kadar e, çağın gerçeklerinden kopuk ki şunu becerip dile getiremiyor. Yani faiz varsayalım ki bir sorundur bu kadarcık bir faiz varsayalım ki bir sorundur. Faiz alanla verenin arasındaki e, ak, akite girenlerin arasındaki bir sorun olur, ama faiz nihai maliyetlerde devede adeta bir e, kulak gibi kalmaktadır. Esas büyük mağlubiyeti aldığımız yer, esas büyük zulmün yapıldığı yer enflasyondur. İlla bir şey helal haram nasıl diyeceksek, şu an nasıl olarak karşımızda duran şey enflasyon yaratılmaktadır. Ve bu enflasyondur haram olan. Bu enflasyondur halka zulüm aracı olan. Bunu durdurman lazım diyemediği için ve enflasyon hala bu yaşlı tayfa üzerinden 80 milyona faizin nasıl olduğunu satmaya bu tüm ile palavradır. Faizin haram olduğu şeysi tümüyle palavradır. Gerçeklerin hiçbir şeysiyle karşılığı yoktur. Bunu Müslümanların tartışma ihtimali de yoktur mahalle baskısından dolayı zaten dediğim nedenlerle. Şimdi birincisi bu. İkinci temel yanlışı da yine bu konut sektöründeki facianın da sorumlusu olan. İkinci yanlış da Türk lirasını pula döndürelim. Dış açıkları kapatırız. Dövizimiz de olur. Başımızda göğe değer. Biz de bu yanlış modelimizi finanse etmeye devam ederiz yanlışıydı. Şimdi böyle olunca ne oldu Ahmet? Yani aklıma gelseydi bu grafiği bulup burada da yansıtırdım hemen. Bütün kategorilerde halkın elinde tasarrufu yok ama olan tasarrufunu nereye yatırayım diye sorduğu zaman aklınıza gelen bütün kategorilerde son 5 aydır halk zarar ettiriliyor. Yani dövize yatırırsan zarar ettiriliyor. Evet. Faize yatırırsan zarar ettiriliyor. İMKB'ye bo, İstanbul borsası biz İstanbul'a yatırırsanız zarar ettiriliyorsunuz. Devlet tahvillerine yatırırsanız zarar ettiriliyorsunuz. Her yerde zarar ettiriliyorsunuz. Ve halka deniliyor ki nere gidersen git devlet gücüyle geliyorum kontratlarına müdahale edeceğim. Beklentilerine müdahale edeceğim ve seni zarar ettireceğim. E ne yapayım ben o zaman? Diyor ki ben senin önüne bak bütün imkanları hazırlayarak konut sektörünü koyuyorum. Git oraya. İhracatında yüzde %25 25'in oluyor galiba. Döviz olarak. Döviz olarak. Evet. Git oraya diyor. Dolayısıyla halk diyor ki, ne yapalım? Türkiye'de uzun vadeli olarak bakınca tek kaybettirmediğini bildiğimiz şey belki altındır bir ölçüde, ee, belki dövizdir çok uzun vadede. Ama gayrimenkul hakikaten hiç hangi döneme elinize alırsanız alın Türkiye'de zarar ettirmemiş bir sektördür. Evet. Ve halkın bildiği bir şeydir. Becerebildiği bir şeydir somuttur dokunabildiği gidip arsasının başına oturabildiği şeydir evet. ve herkesi arsaya konuta yönlendirdiler ve ayrıca şunu da söyleyelim yani bu çünkü böyle bazılarının hakikaten şaşırdığı bir durum yani bu kadar konut yap bu kadar konut üret dağ taşı konut yap ve sonunda konut açığı var niye konut açığı var kardeşim konut açığı var çünkü Konutu senin dediğin gibi dar gelirli vatandaş alarak konut sahibi olmuş değil ki. Aynı adam üç tane, dört tane, beş tane almış çünkü yatırım aracına döndürmüşsün. Ramziyev spekülasyon aracına döndürmüşsün onu. Evet. Ve şu son açıkladığı pakette hakikaten tüy diken bir paket açıkladı bu anlamda. Yani şunu söyleyelim yalnız çok net Erdoğan bu seçime giderken enflasyon olayını salmış durumda. Ben bunu çokça kendi programlarımda söyledim. Erdoğan belli ki birileri ona ikna etmiş bu konuda. Türkiye'nin o 1990'larını büyük enflasyonist dönemini de herhalde evet. birisi ona anlatmış. Demiş ki başlangıçta halkı affedersin ağlar zırlar. Fakat bu ülke enflasyonla yaşama kültürünü bilecek kadar çakaldır. Esnektir, oynaktır. Buna uyum sağlayacaktır. Sen bu enflasyon konusundan üzülme. Bunu boş ver, sal. Paran yok, para ver. E, dışarıdan döviz getiremezsin, para basman lazım. Yapacak bir şey yok. Bunu halk anladığında ve söndürülemez bir aleve döndüğünde, alev topuna döndüğünde, hayat pahalılığı olarak, bütçedeki tahribat olarak, ulusal borçlardaki tahribat olarak, şirketlerin maliyeti olarak, ero e, bilançolarındaki erozyon olarak, bu anlaşılıp da yandım Allah feryadı çıkana kadar, sen zaten 2023 seçimlerini alırsın kardeşim. Bence temel olarak bu stratejiye ikna ettikleri için o önceki gün açıkladığı paket tamamıyla bu görüşü doğrultusunda umurumda değil enflasyon. Ama işte şunu da söyleyelim. Yani o kadar çağdaş ekonominin mekanizmasından sebep sonuç ilişkisinden çalışma mentalitesinden uzaklar ki bu beni hayret ettiriyor. Ya konut sektörüne %0.8 ile %0.9 faizle önüne gelene kredi verdiğin zaman konut sorununun çözülmesi beklenmektedir. Halbuki konut kredisi alabilen kesim çok dar bir kesimdir. Aynı kesime yeniden konut kredisi almak için çok net bir servet transferi yapmaktasın. Ve dahası zaten öyle hani enflasyonu çözeceğiz diye bir şey de demedi ama Zaten bunu yapmak suretiyle o gece biliyorsun Erdoğan'ın bu haberi verdiği gece birçok yerde e, konut fiyatları yüzde yirmi oranında yüzde yirmi beş oranında arttı. Şimdi bu bir tartışma çok ciddi bir tartışma ee, seni aradığım için bu program için bunu dinliyordum bir de uzman çıkartmışlar şimdi Hakan ama soyadını anımsamıyorum şöyle bir tartışma var. Ya diyelim ki A kişi değil, benim bir evim var. Benim bulunduğum mahallenin raici işte diyelim ki bin lira. Ben o evi 1500'e satmak istiyorum. Devlet ya da başka bir kurum, resmi bir kurum beni frenleyebilir mi? Bak şimdi ama çok buna cevap vereyim ama bu soru çok mühim bir yere şimdi karşılık geliyor hı hı. ve benim öngörümü söyleyeyim sana. Şimdi bunlar seçime gidiyorlar biliyorsunuz zabıtaları dükkanların üzerine saldılar, e, marketlerin üzerine saldılar. Rezil tarihi rezil görüntüler 21. yüzyılın başında yaşandı. Hı hı. E, patronlarınıza söyleyin e, çivileri sizi, fiyatları düşübilsin ve hiçbir sonuç alınamadı. Alınamazdı ama sanırım seçime giderken bu alev alev mutfağı yakması hasebiyle temel kalemlerde bilhassa gıda kalemlerinde ama kamunun e, kamuya maliyeti olmayacak e, kalemlerde korkarım fiyatları donduracaklar. Nar koyacaklar. E, maalesef bu görüşleri de işte o e, neden sonuç ilişkisi olmadan kendilerini inandıkları inandırdıkları sözde İslami ekonominin ilkelerine uyuyor. Eğer sermaye, eğer esnaf halkı ezmeye kalkarsa sende nah koyarsın. Çok özür dilerim. Nah koyarsın. Neyi koyuyorsun? Neyi evet. tutuyorsun orada? 80 milyonluk ülkede neyi engellemeye çalışıyorsun? Elbette ki yasal, ahlaki güvenlik politikalarıyla hiçbir yöntemle durdurmak mümkün değil. Bunlar tümüyle Erdoğan'ın işte halka durup durup sabırlı olun. Çözdüm çözüyorum. Yani aslında oyunu döndürmeye çalışan, sürekli umut pompalamaya çalışan, zaman kazanmaya çalışan taktik hareketlerden başka bir şey değil. Mümkün değil. Kara borsa yaratırsınız. En basiti odur. Yani birisi karşına gelmiş ben bu evi almak istiyorum diyor. Ve da kirada da aynı şey değil mi? Bakın kendi enflasyonu hortlatmış yüzde 157'ye çıkartmış. Evet. Her kalemde zam üstüne zam yağmur gibi geliyor ama ben evimi kiraya vereceğim zaman bana diyor ki kira artışı yüzde %34 olacak. Daha fazla alamazsın. Tutacak mı? Hayır tutmayacak tabii ki. Tutmayacak. Dolayısıyla kara borsa yaratırsın ama sonuç alamazsın. Daha da kötü vergi kayıplarına uğrarsın. iş barışını bozarsın. Gelir transferine neden olmaya devam edersin. Mümkün değil. Durduramaz. Hileli kontratlar olacak her tabii, şey. Değil. Evet. Tabii ki. Şimdi benim aklımın almadığı ya da aldığı ama e, senin daha iyi bilebileceğin bir şey sormak istiyorum. AKP'nin ilk çıkışı, ilk çıkışından önce e, Abdullah Gül'ün e, şeye karşı adaylığını koyması parti başkanlığına e, recai Kutan. okutana karşı adaylığını koyması ve kaybetmesi ama e, çok ciddi bir oy alması. Ve o o, o ekibin e, söyledikleri şikayet şu, biz artık milli görüşten değiliz. E, senin başında, konuşmanın başında söylediğin işte o aksakallılar grubunun e, düşünceleriyle bu yeni yüzyıla doğru siyaset yapılmaz artık. E, Müslümanız tamam ama e, yeni çağın bir takım şeylerine uymak istiyoruz diye bir ekip vardı orada. Buna Abdullah Gül de dahildi. Hmm. Ee, i̇şte Ali Babacanlar falan, Hüseyin Çelikler hep böyle bir ekipti bana göre. Yani aynı görüşte değilim ama bu, bunu savunan bir ekipti. Yoksa durup dururken niye Erbakan'dan ve Recai Kuttan'dan kopulsundu? Yani başka hiçbir nedeni yoktu. O dönemde benim için burada tek parazit esasında Erdoğan'dı. Erdoğan nasıl belli etti bunu? Belediye Başkanlığından belli etti esasında. Niye Erdoğan'ı aralarına aldılar ve sonunda Erdoğan'ın o köylü Kurnazlığı mı diyeceğim başka bir şeye ya da Erdoğan'ı saf zannettiler de kendi içlerinde eriteceklerini mi düşündüler? Kendileri mağlup oldu ve Türkiye bu noktaya geldi AKP ile beraber. Valla e, benim e, görüşüm şudur. E, şimdi Erdoğan, e, e, ya evet, yani Erdoğan konjüktüre bağlı olarak kim çevresinde varsa kim daha çok etkilerse ondan etkilenen bir insan. Ama Erdoğan için değişmeyen bir şey şudur, onu de, siyasi dehası kariyerindeki deha da oradan gelir. Erdoğan doğrudur. E, e, farklı kesimlerden etkilenir, onların suyunda gider ama her zaman için kendisini kariyerini ileri taşıyacak adımları atmaktan kaçınmaz. Evet. Ve bunu başarıyla yapar. Şimdi Erdoğan, Erbakan ve ekibiyle bu yolu gidemeyeceğini ve onların Erbakan'ın kendi önünü açmayacağını çok net görüyordu. İslami camiada milliyetçi camiada zaten kimsenin kimsenin önünü açmadığını ölmediği sürece Gölgesinde hiçbir bitki bitirmediği bilinen bir gerçektir. Diğer, diğer kesimde de aynı bir şey değişmiyor. Evet tarikatsan e, ölürsün damadına bırakırsın tarikatı. E, e, Oğlun varsa daha iyisi oğluna bırakırsın. Ne hikmetse e, dervişin oğlu ve damadı mübareklerden çıkar. Başka da e, ömrü e, tekkenin kapısında telef etmiş e, kişilerden hiçbiri o kadar mübarek çıkmaz orada. Evet. Onlara devredilmez. Cemaatler öyledir cemaat liderinin gölgesinde ikinci bir adam, onun yerini doldurma ihtimali olacağı konuşulan hiçbir adam yoktur. O kazara bir yerden duyulursa onu itibarsızlaştırıp öte böyle iter kakarlar, onu kısa bir sürede yok ederler. Evet. Şimdi bu bilindiği için Erdoğan büyük bir cesaretle arkadaşlarıyla oradan çıktı. Konjüktürü iyi okudu. Bunu takdir etmek lazım. Erdoğan'ın bu benim tezim şudur. Erdoğan bu Avrupa Birliği reformları işte Türkiye'deki IMF reformları ile ve dünyadan sermayenin aktığı bir ortama uyum sağlayarak çıkış yakaladı ama o çıkışındaki küresel entegrasyon çok başarısız bir entegrasyon oldu. Bu neoklasik iktisadın finansal önceliklerini yerine getiren, ona teslim olan ama reel yapısal fundamentalleri dönüştüremeyen entelektüel duruşu buna yetmeyen bir hükümet nedeniyle 2012'den sonra bu yolu gidemeyeceğini gördü. Fakat hat ray değiştirirken de yeni bir tutunacağı dal gerekiyordu. Yani liberalleri uzaklaştırmış, Avrupa Birliği taraftarlarını uzaklaştırmış, onlarla dövüşmeye karar vermiş, cemaatle dövüşmeye karar vermiş kendisinin yol arkadaşlığı yaptığı bütün bu paydaşlarını yok etmeye karar vermiş. E, yeni kesimler bulması lazım. Hapisten çıkarttığı ergene konu yeni bir işbirliği için yanına aldı. E, bir de meşruiyetini çok kaybettiği kabul edelim milli görüş camiasının e, nezdinde meşruiyetini çok kaybetmişti onlara döndü ve burada e, yakından bildiğim için söylüyorum şu meclis başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın e, milli görüş teşkilatlarıyla yeniden e, buluşması, yeniden barışmasının aktörü mimarı oldu. E, bu Süleyman Soylu da dahil olmak üzere e, o e, diğer Has parti başkanı Numan kurtulmuş olmak üzere oralarda ne kadar potansiyel rakip olabilecek kişi varsa onları derleyip toparlayıp Erdoğan'ı evet. kazandıran kişi Mustafa Şentop. E, dolayısıyla Erdoğan o 75'lik aksakallılar grubuna dedi ki ben sizin hayal ettiğiniz milli görüş adına yeni bir süreç başlatıyorum. Bunu kuracağım. Aslında bu faiz geyiği de buradan geliyor. Onlara verebileceği mavi boncuk tek bu elinde var. Yani haram var, rüşvet var, iltimas var, kayırma var, İsrail'in önüne yatmak var, var oğlu var. E bunlara bir şey göstermesi lazım. Anladıkları ve heyecan duydukları yeterince mutlu olup diğer şeyleri görmezden gelecekleri bir mavi boncuk vermesi lazımdı şimdi düşünsene enflasyona endekste tahvil satıyor Erdoğan finansman sağlamak için evet. enflasyon %70 sen sattığın tahvile %70 faiz veriyorsun ama Erdoğan tutturmuş naslar naslar biz faize karşıyız ve o yandaşı cahilin önde giden bu 80 yaşlık adamlar takımı onlar Erdoğan'ın faizle mücadele ettiğini şu an her yerde anlatıyorlar iyi mi? Camilerde, kürsülerde minberlerde, mihraplarda 7 düvele karşı faize karşı Allah'ın emrini yerine getiren bir mücahit diye savunuluyor şu an iyi mi? Evet. Lan oğlum işte enflasyonu endeksi faiz veriyor adam adı faiz değildir diye faiz değil mi o? Dolayısıyla böyle bir şeyden dolayı e, onları yanına aldı. Ta, Tabii bu çok trajikomik bir durum benim açımdan. Çünkü bu kesimin e, Osmanlı'nın niye battığını bilmediği e, açıktır. Dinin temel e, kıstaslarını bilmediği açıktır. Bu neslin özelliği şudur e, Ahmet. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasının neslidir bunlar. O ikinci dünya, üçüncü dünyanın özgürleşmeye başladığı, dünya konjüktüründeki bağımsızlıklarını kazanmaya başladığı bir dönem biliyorsunuz. Evet. Kapitalizm, sosyalizm çatışmasında birçok Müslüman ülke o dönemlerde özgürleşmeye başladı. Şimdi bu kişiler kızgın, öfkeli bir takım Müslümanlar slogan atarak, bağırarak, kafirler diyerek, din kardeşlerimiz, ümmet, ensar, muhacir yardıra yardıra sloganlarla kendilerini dünyada da tarihlerinde de karşılığı olmayan bir takım şeyleri angaje ettiler. Feci halde inandırdılar. Ve şimdi test edilmemiş, çağdaş mekanizmalarca test edilmemiş, dibi başı neden sonucu ilişkisi bilinmeyen, iki cümlelik sloganlardan öteye geçmeyen şeylerle şimdi bir ülke test ediliyor, deneniyor. Ve o yüzden de ellerini attıkları her şey sadece birkaç ay içerisinde yerle yeksan oluyor gördüğümüz gibi. Yani Erdoğan'ı arkadan yönlendiren bu ak sakallı ekip, Erdoğan'ın zaafını kullanan bu ekip şu an Türkiye'ye acayip bir zarar veriyor. İşin ilginci şu, bana göre İslam kesim bu kadar entelektüel olmayan, bu kadar okumuş olmayan bir kesim değil. Onlar Erdoğan'dan koptu şu an. Erdoğan'dan evet. koptu gitti. Fakat e, büyük bir kesim de Yine de mahalleye baş kaldıramıyor, tarikata annesinin babasının olduğu tarikata, mahallesinin bildiği ettiği tarikata şeyhe baş kaldıramıyor. Mahalle baskısına susuyor. Aslında yanlış olduğunu biliyor ama o yanlışlara itiraz edemiyor belli bir kesim İslami kesimden şu an. İbrahim ben geçen gün kendi çevrem, kendi inandığım dünya görüşü açısından ve Türkiye'nin de geleceği açısından şöyle bir temennide bulundum. İki dönem arka arkaya Z ve Y kuşağı gelse ve bizim hepimizi silkeleyip bir kenara atsa ve ülkeyi her anlamda ekonomik, diplomatik, sosyal anlamda falan yönetmeye ciddi bir şekilde bizi kenara atarak zorlasa. Türkiye'nin tek çıkış yolu ya da geri kalmış bütün ülkelerin tek çıkış yolunun bunu gerçekleşmesi olduğuna inanıyorum. Yani bizim kuşağı falan 68 kuşağı, 78 kuşağı. Ya tamam abi sana abla sana ara sıra bir şeyler sorarız ama bir çekil ya demesini elzem olarak görüyorum. Görüp de hala konuşuyorum tabi yazıyorum. O ayrı mesele. Yani şöyle e, bu sizin bunu camiada da böyle bir şey olabilir mi? Yani bir Z kuşağı, Y kuşağı. iki dönem arka arkaya yani. Bu işte eskiden bir nesile 25 yıl diyorduk ama şimdi teknolojiyle beraber öyle bir daraldık ki o ara. Bir 25 yıl içerisinde Türkiye'deki İslamiyet kendisini bu şekilde sorgulayıp belli bir kuşak tarafından o kesimi o dünya görüşünü çünkü sonuçta bugün benim gençliğimdeki e, orta yaş grubu aksaçlı durumunda benden yaşat, yaşat olanlar 20 yıl sonra aksaçlı grubunda olacaklar hala danışman mı olacaklar yoksa sizde de bir kesim gelip ya yürüyün gidin artık diyebilecek mi? Şimdi e, Ahmet önce e, sizde derken e, benim var olduğumu e, mensup olduğumu varsaydığın bir kesim olduğu anlaşılıyor. Ha, o, o anlamda söylemiyorum ben e, Müslüman Eyvallah. E, inanan olarak alıyorum. Yani e, ne Saadet Partisi olarak ne Eski Selamet ne seni bir e, parti anlamında bir dünya görüşüne inanmış olarak ne hayatımda şimdiye kadar gördüm tanıdığımdan beri ne de bu konuşmamda onu. Ee, anlatıyorum ama bir Müslüman olarak o Müslüman çevre böyle bir aydın iki nesil arka arkaya çıkartıp yani bir çekilin kenara diyebilecek mi? Ee, yani e, şimdi önce böyle bir şey gerekli mi? Bu e, muhafazakar kesimi de bir kenara bırakalım. Türkiye'nin genel e, e, demografisini ee, ...geçmişten beri süre gelen kurumsal katılıkları, rigiditeleri de var, e, dikkate alarak... ...bunları artık kenara koyalım. Ee, yeni bir patikaya giriyoruz ve bu patikayı biz idare edeceğiz denilebilir mi sorusuna... E, ...Türkiye özelinde ben olumlu cevap veremiyorum. Çünkü maalesef Türkiye'nin bu Z neslinde sembolize edilen dördüncü sanayi devrimine... ...bu yeni bulut teknolojilerine, bu e, e, big data olaylarına... Bu yeni katma değer sektörlerine yeni süreçlere hazır hiçbir boyutu yok. Dolayısıyla Türkiye büyük oranda atıl geleneksel eski yapılardan, eski zihinlerden, eski güç öbekleşmelerden ve kurgularından oluştuğu için, hani tabiri caizse deve hendek atlatamazsınız ya. Evet. Yani Türkiye'ye bunu dediğiniz zaman Türkiye'nin aşağı yukarı bütün nefes borularını kendi elinizde kapatmış oluyorsunuz. Erdoğan maalesef bütün Türkiye'nin enerjisini eski tabir caizse eski Türkiye'ye verdi. Eski e, mentaliteye, zihniyete verdi. Türkiye'nin bunu diyebilecek lüksü yok. Bu çok daha farklı yerlerde olan, daha butik ülkelerde olabilecek bir devrimvari bir kopuşu ifade eder. Bizde olamaz diye düşünüyorum. Yani e, tabiri caizse Erdoğan şunu yaptı. Yani ayak başları ayak, Ayakları baş yaptı. Meşhur biliyorsun. Böyleydi evet. gündemi zaten. Bir ülkeyi dönüştürecekseniz de ilk önce bunu yapmanız lazım. Konuşan, düşünen, hesap soran kişileri yerinden, yurdundan mevkisinden, makamından edeceksiniz. Oralara kafadan inanan, iman eden kendisini siyasi aktörün militanı olarak görünen o olmazsa ekmek parası bulamayacağına inanan eğitimsiz, cahil militanlarla dolduracaksınız ve bu bitti. Bu süreç başarıldı. Evet. Ee, ama muhafazakar kesime lafı getirdiğimizde bu olay birkaç kat daha yine zorlaşıyor. Türkiye'de on kat zorsa muhafazakar kesime geldiğinde bu Z nesline benzer bir neslin eski yapıları çekilin kenara deme ihtimali 20 kat daha zor. Çünkü maalesef bu 20 sene zarfında tarikatlar e, üzerinden, cemaatler üzerinden e, bu muhafazakar kesim bütünüyle... <laughs> ...abandone ne edildi? Zihni zehirlendi ve yapısı daha da dönüştürüldü ve bağımlı kıl hale getirildi. Maalesef benim bildiğim muhafazakar Müslüman kesimde bu dediğin kopuşun değişim ve dönüşümün olma ihtimali çok düşük. Çünkü temel nedeni şudur esasen. Ben bunu her fırsat bulduğum mahfilde diyorum, biraz da provokatif olsun diye diyorum. E, Ahmet e, ben Allah'a inanıyorum hala da Müslümanım e, hala da diyorum çünkü bir yoldayım şu an e, yani bu dinin bu yorumu inanılır bir yorum değil evet. İslam dininin bu yaşayan Ehli Sünnet ve ha Hak e, dedikleri Ehli Sünnet ve Cemaat dedikleri bununla da diğer İslam yorumlarını gayrimeşru ilan ettikleri bu yorum insanlığın önünde bir tehdittir e, ve bir yere varma şansımız yoktur ve bu yorumu yapacak bu söylemi kuracak e, yiğitler e, bilim adamları ilahiyatçılar ortaya çıkamamaktadır çıkanlar da hemen marjinalize edilmektedir hemen sopa gösterilmekte ve onlar da yerini yurdunu ülkesini şehrini terk etmek gizlenmek zorunda kalmaktadırlar dolayısıyla muhafazakar kesimin tarihi bir şansı vardı o şans Erdoğan üzerinden tezahür etti. Erdoğan da o konjüktürü yedi, bitirdi. Bütün cemaat liderleri, tarikatlar, bilmem neler, hak diyenler, helal kazanç diyenler, adil bölüşüm, paylaşım diyenler, komşular diyenler, ümmet diyenler, ensar diyenler bunların hepsinin palavra olduğunu bir ufak çıkar adına bütün ilkelerini, kutsallarını satabileceklerini göstererek kendileri eksenli olarak oluşan çok tarihi bir beklentiyi çöpe attılar ve bu konjüktürü evet. kapattılar evet e, baştan bir zeki birisiyle Müslüman ama e, siyaseti e, bir İslamiyet üzerinden götürmeyen bir e, çıkışla AKP devam etseydi belki çok yani siyasal İslam olmadan Erbakan'ın modernleştirilmiş hali zihniyeti e, devam etseydi çok farklı olurdu. E, o zaman e, katılıyorum. Bu noktaya gelmezdi. Erdoğan'ın tarihi katkısı bu olabilecekti. Çünkü şu anda da görüyoruz Erdoğan'ın muhaliflerinden de. Kimse mensup olduğu camiayı ve halkı dönüştürecek liderliği göze alamıyor. Yok çünkü. Ee, evet. Erdoğan'ın ve rejimin önlerine koyduğu tahtitleri, sınırları veri alıyorlar. O sınırların içerisinde siyaset üretmeye çalışıyorlar. O sınırların içinde de en iyisi Erdoğan yapıyor zaten. Evet, evet. zaten e, senin ve benim söylediğim gibi düşünenler de e, bu muhalefeti AKP içerisinde yaptılar ama bu e, o riski alıp da Erdoğan'dan iktidarı alıp başa oynamayı ne Hüseyin Çelik ne Abdullah Gül ne Bülent Arınç hiç bir tanesi denemedi. Denemek istemedi. Yani e, sessiz kalmayı ayrı bir muhalefet saydılar. Ve evet. geldiğimiz noktada bu. Evet çok teşekkürler İbrahim Öztürk teşekkür programa ederiz. katıldığın için. Bana fırsat için. verdiğin için Ahmet sağ olasın. Sağ tamam. No. Yeah.